Merhaba efendim, İçel TV'desiniz, İçel gündemindesiniz. Mersin'le ilgili neler yaşandı sizlere aktaracağız. Programımızı Radyo Klas'ta frekansınıza canlı getiriyoruz. Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da ve Periskop'ta da canlı yayındayız ve programımıza yönelik ya da sizlere aktaracağımız bilgilere, haberlere, Mersin gündemine, Türkiye gündemine, dünya gündemine yönelik mesajlarınızı da bekliyoruz. Ve tabii programda dünyada son saatlerde, son dakikalarda neler oldu, Türkiye'de neler oldu, Mersin'de neler oldu, onlara da değineceğiz diyelim ve Mersin'le başlayalım efendim. Şimdi Mersin'le başlayalım ve şimdi Mersin'de yıllardır konuşulur. Hani denilir ki Mersin kent merkezi, işte istasyondan alalım. Bunu Çamlıbel'e kadar, Atatürk Cumhuriyet Meydanı'ndaki Latin İtalyan Kilisesi'ne, sanırım orası Latin İtalyan değildi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kiliseye kadar götürelim. Şöyle bir 300-500 metrelik bir doğruyla böyle yürüyelim. Hani yıllardır konuşulur, kent merkezi düzenlenecek, işte kent merkezinde bazı önemli noktalar rehabilite edilecek, restorasyon çalışması yapılacak, şu bu denilir. İşte bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi geçmişte bazı ciddi adımlar attı. En son atmış olduğu ciddi adımlardan biri de o Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan Çamlıbel Yat Limanı'na kadar olan bölgedeki rekreasyon çalışması. Bu çok ciddi bir proje. Onun haricinde geçmiş yıllarda birçok kamu kurum ve kuruluşunun da desteği alınarak bir restorasyon çalışması başlatılmıştı Uray Caddesi üzerinde. Bu yarım kaldı. Çamlıbel'e kadar gelmedi. Şimdi kent merkezinde işte Zafer Çarşısı'nın, Balıkçı Barınağı'nın, Balık Pazarı'nın, Kasaplar Çarşısı'nın restorasyonu gibi projeler daha faaliyete geçmedi. Ama şehir merkezinde ülke Mersin'deki birçok kişinin uğrak yeri, hem alışveriş anlamında hem de böyle serinlemek amacıyla uğradığı, hem de bir gezeyim yeni şeyler ne var diye uğradığı, hem de kestirme yol olarak kullandığı bir pasaj var. Gökçay İş Merkezi, ama halk arasında Çiçekçiler Pasajı, Çiçek Pasajı olarak bilinen yer. İşte orayla ilgili Akdeniz Belediyesi bir proje hazırlamıştı. Bu projeye Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da destekleriyle çok ciddi hibe verildi ve Çiçek Pasajı yeniden düzenlenecek Mersin'in cazibe merkezi olarak. Akdeniz ilçesi kent merkezinde bulunan Çiçek Pasajı'nın otantik ve turistik bir görünüme kavuşması için hazırlanan yenileme ve canlandırma projesi başladı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halk arasında Mersin Çiçek Pasajı olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi'ni otantik ve turistik bir görünüme kavuşturmak amacıyla hayata geçen Çiçek Pasajı yenileme ve canlandırma projesi kapsamında pasajın mülk sahipleri ve kiracı esnafıyla bir araya geldi. Akdeniz Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin hayata geçmesinde ve yenileme için gereken 5,5 milyon liralık hibe bütçenin karşılanmasını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın sağladığının altını çizen Pamuk, yenileme çalışmasının bitiminden sonra pasajın artı bir değer kazanacağını vurguladı. Pamuk, toplantıda ayrıca yenileme çalışmasından sonra mevcut kiraları arttırmamaları yönünde de mülk sahibi olan vatandaşlardan söz istedi, ortak bir mütabakat içinde taahhüt aldı. O nokta hakikaten güzel bir şekle bürünecek, çok iyi olacak. Şimdi bu konularla başladık. Birazdan tabii siyasetle ve diyeceğimiz konularla devam edeceğiz. Türkiye ve dünya gündemiyle, Mersin gündemiyle ilgili. Şimdi birçok sıkıntı içerisinde toplum. İşte geçim sıkıntısı içerisinde psikolojik açıdan hem bireysel hem de toplumsal anlamda çevre kirliliği var, işte çevremizdeki ülkelerde savaş var, terör var, son yıllarda siyasi çekişmeler ve seçimler sık sık yaşandı, bunların bir baskısı var. Bu gibi durumlarda
Genelde dünyanın diğer ülkelerinde hükümetler, devletler, işte spora, sanata, insanların eğlenmesine yönelik çeşitli projeler üretirler ve insanlar bunalmasın. Hani sokağa çıkıp da böyle ne oluyor hop demesinler diye insanların beynini farklı alanlara çekmek için özellikle kültür, sanat etkinliklerine, spora fazlaca yatırım yaparlar. Şimdi bizim ülkemizde spora fazlaca yatırım yapılıyor. Bu spordan da biraz futbola yatırım yapılıyor. Ama kültür ve sanata pek fazla yatırım yapıldığını söyleyemem. Ama çok ilginçtir ki, ülkemizde özellikle de ben bu ülkede artık ömrünü bir sanat olarak tamamladığını düşünüyorum tiyatronun. Tiyatroya ve sinemaya devlet desteği yeterince, hükümet desteği yeterince olmamasına rağmen sinema aldı başını gidiyor, tiyatro da aldı başını gidiyor ki Mersin'de ve Adana'da tiyatro ve sinema salonu sayısı arttı, izleyicisi arttı, sahneye konulan oyun ve izlenilen film sayısı da arttı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Mersin ve Adana'da sinema salonlarının sayısı %8,4 arttı. Ayrıca yine iki ilde sinema ve tiyatro seyircisinin sayısı da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'da kültür ve sanat etkinliklerine takip ve katılım verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre %8,4 arttı, 2692 oldu. Sinema salonlarındaki koltuk sayısı ise %7 artarak 328.845 seyirci kapasitesine ulaştı. Mersin ve Adana'da 38 sinema salonunun bulunduğu, sinema salonu bulunmayan illerin ise Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli olduğu bildirildi. 2017 yılında sinema seyirci sayısının Adana'da 1.501.452 kişi, Mersin'de ise 1.196.902 kişi olduğu belirtildi. 2017 yılında tiyatro seyirci sayısının Adana'da 241.933 kişi, Mersin'de ise 79.320 kişi olduğu belirlendi. Geride bırakılan sezonda Adana'da tiyatro gösteri sayısı 1422, Mersin'de 244 oldu. Araştırmada sinemada Mersinlilerin daha çok yerli filmleri tercih ettiği ortaya çıktı. Şimdi son saatlerde toplum Türkiye neyi konuşuyor onlara kısaca bir değinelim. Şimdi şöyle bir konu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti zaten bu konuda. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yaz aylarında artık öğrencilerden ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermiş olduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrencilere ve velilere bunu bildirelim. Diğer bir konuya gelelim efendim. Şimdi tabii ülkemizde son 15 günlük süreç içerisinde çok fazla çocuk kayboldu. Bu çocukların bulunmasıyla ilgili de özel ekipler devreye girdi. Çalışmalarını yürütüyor. Bazı çocuklar bulundu ama birisi var ki 3,5 yaşındaki Leyla. Leyla hala özel ekipmanlar ve özel ekiplerle aranıyor. Tabii bunun yanında çocukların yanında bir yetişkin de kaybolmuştu. Bir müzisyen kaybolmuştu. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaylada kamp kurduktan sonra ortadan kaybolmuştu müzisyen Metin Kor. Metin Kor'u da arama çalışmaları sürdü, devam etti. Ama Metin Kor'u arama çalışmaları sonlandırıldı değerli seyirciler. İstanbul'da müzisyenlik yapan 43 yaşındaki Metin Kor 20 Haziran günü Antalya'nın Kaş ilçesine gitmiş. Orada yaylada bir çadır kurarak bir kamp kurmuştu. Sonrasında ise kendisinden haber alınamamıştı arkadaşları ve ailesi tarafından. Kor'un kaybolması üzerine AKUT, AFAD ekipleri başta olmak üzere birçok ekipte çalışmaya başlamıştı. Yapılan bütün çalışmalarda Metin Kor'a rastlanamadı. Ölü ya da diri
kendisine yönelik bir iz bulunamadı. Kamp yaptığı bölgede çadırının yırtık olduğu, tüm kişisel eşyalarının ise yerinde durduğu gözlendi. Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmaları dün akşam saatlerinde sona erdirildi ve kayıp şahıs olarak da tutanak tutuldu. Kaybolduğu da resmi olarak belgelendi değerli seyirciler. Ve şunu da belirtelim ki Metin Kor'la ilgili incelemede devam edecek. Şimdi bunu da bu bilgiyi de geçelim. Şimdi diğer bir bilgimize gelelim. Hani zaman zaman bu seçimler öncesinde siyasiler gündeme getirdiler. Özellikle de Muharrem İnce, Sayın İnce gündeme getirmişti köprülerle ilgili. Ve özellikle de İstanbul Boğazı'ndaki köprüler satılacak, neden satılacak demişti. İşte bununla ilgili bir bilgi var. Resmi olarak bildirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü satılıyor. İtalyan bir şirket olan Astaldi Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahip oldukları %33 payın satışı için yapılan görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu dile getirmiş. Çinlilere satılacağı konusunda da çeşitli bilgiler de yine bazı internet sitelerinde dolaşıyor. Bunu da geçelim. Şimdi şu çok önemli, dünya açısından Rus askerleri Suriye'den çekiliyor. 1140 asker ve 30 savaş uçağı şimdiye kadar Rusya'ya geri döndü. Rus askerlerinin Suriye topraklarından çekilişi devam ediyor. Şimdi iç siyasete geliyoruz ki çok tehlikeli bir noktaya geliyoruz efendim. Çok tehlikeli bir noktaya geldik. Şimdi şöyle. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, müsteşarımız üzerinden, yani İçişleri Bakanlığı müsteşarı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokol olarak kabul etmeyin talimatı gönderdim demiş. CHP'lilerin gideceği adres belli. O adresi de onlara göstereceğiz açıklamasında bulunmuş efendim. Tekrar ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları bundan böyle şehit cenazelerine katılamayacaklar. Katılmasınlar. Protokol olarak da kabul edilmesin CHP il başkanları şehit cenazelerinde. CHP'lilerin gideceği yer bellidir. Tek bir adres vardır. O adresi de onlara göstereceğiz demiş. Bakın Sayın Bakan, çok yanlış bir tutum, çok yanlış bir davranış. Tam tamına bir kutuplaştırma, bir hedef gösterme. Bugün yarın Allah korusun birileri birleşip de bir şehit cenazesi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi il binalarına, ilçe binalarına, CHP'li ilçe, il yetkililerine, CHP'li olduğunu bildikleri kişilere saldırırlarsa ne olacak? Lütfen. Yani bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum ama yok böyle bir şey. Yani çok yanlış. Lütfen yapacağınız bir açıklamayla bunun aslında böyle demek istemediğinizi lütfen dile getirin. Tam bir hedef gösterme. Üstelik de bir devlet aracılığıyla, yani bir en tepedeki yetkili bir kişi tarafından bir hedef gösterme çok tehlikeli bir durum efendim. Tabii CHP'lilerden şimdiye kadar buna yönelik bir açıklama gelmedi. Çünkü yeni yapılan bir açıklama, CHP'liler, CHP Genel Merkezi, Sayın Kılıçdaroğlu ve Mersin'de il başkanları, ilçe başkanları nasıl değerlendirecekler bunu? Bu çok önemli, çok tehlikeli bir nokta. İşte geldik. İşte geldik artık, yani Alevi, Sünni, Kürt, Türk, inanan, inanmayan, işte şu mezhepten, bu mezhepten buradan çıktık. Bunlar devam ederken bir de partili, kesin ve kutuplaşmada partili bir konuma geldik 12 Eylül öncesinde olduğu gibi. Allah korusun, umarız çok vahim sonuçlar yaşanmaz. İşte bu önemli. Türkiye'de şu sıralarda tartışılması gereken en önemli konu da bu. Sayın İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama. Umarız
böyle demek istememiştir Sayın Bakan. Şimdi diğer konulara gelelim Mersin'le ilgili. Tabii hala siyasi değerlendirmeler seçim üzerinden devam ettiği için de Mersin'de de pek fazla böyle siyasi içerikli, ekonomi içerikli. Çünkü artık yeni sisteme girdik. Başkanlık sistemiyle artık yönetilecek ülkemiz ve bazı taşların yerine oturması, yeni sistemin son planlamalarının yapılarak icraata geçilmesi gerekiyor. O nedenle de işte ekonomi dünyası, siyaset dünyası, sosyal yaşam, herkes şu anda bir beklemede. Birkaç hafta sonrasında ortam iyi, doğru, güzel yönde hareketlenecektir. Şimdi gelelim şuraya efendim. Şu haberle başlayalım. Verdik mi bilmiyorum. Esar haberini verdik mi Ezel? Vermedik. Evet. Mersin'de polis bir esar operasyonu yaptı. Bir otomobile ve 110 kilo esar ele geçirdi. Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis, yaptığı operasyonda 110 kilo esrar ele geçirdi. Şüpheli araç. Beyaz Doblo. Şüpheli araç önümüzde. Müdahale edip ekipleri hazırlığını yapsın. Uygun bir yerde müdahale edeceğiz. 52-94 anlaşıldı efendim, tamam. Şüpheli araca uygun bir yerde müdahale ediyoruz. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Ekipler aracı bir süre takip ettikten sonra Yenişehir ilçesi Macit Özcan tesisleri civarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde 110 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şimdi efendim Silifke'nin neyi meşhur? Hani bir şarkısının türküsünde de söylenir ya, keklik. Tabii keklik sayısı, yanlış avlanma teknikleri ve kaçak avcılık nedeniyle giderek azalıyor. Ama tabii konunun uzmanları keklikleri çiftliklerde üretip doğaya salıyorlar. Ayrıca yaz ayları geldiğinde zararlı böceklerin ve özellikle de kenelerin zararlarından korunmak için de doğada keklik sayısının artması gerekiyor. Mersin'de 2000 keklik doğaya bırakıldı. Mersin'de Orman ve Su İşleri Başkanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'nce doğaya 2000 kınalı keklik bırakıldı. Köserelli Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Avni Kula, Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şube Müdür Vekili Ömer Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt ve mahalle sakinleri katıldı. Yetiştirip büyütüp tabiata salıyor. Tabii değerli, yani burada yaşayan sizsiniz. Asıl polisten, askerden önce siz koruyacaksınız. Çünkü daha önce görev yaptığım bir yerde bir sene inanılmaz çekirge oldu. Ankara'dan uzman geldi. Dedi ki burada yapacak bir şey yok. Çekirge çok ilginç. Sürülecek tarlaya yumurtasını bırakmıyor. Yani sürülmeyecek yere, öyle ilginç bir şeyi var. Ve çekirgenin yumurtasını keklik yiyor. Yani tabiatta bir denge var. Bir zincir var birbirine bağlı. Bu zincirin halkası koptuğu anda başka bir yerden daha bu çözülemeyen, tabiatın sürünün birçoğu çözülemedi. Onun için biz değerli, özellikle arazi buna uygun. Sizlerden de bunun korunması konusunda destek bekliyoruz.
Şimdi sevgili Ezel hazırladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun az önce bahsettiğim konuyla ilgili. Yani CHP'liler şehit cenazelerine katılamayacak, talimat verdim başlığıyla yapmış olduğu konuşmasını hazırladı. Birazdan vereceğiz. Bu haberimizi de verelim. Konu bütünlüğü bozulmasın. Sonrasında tekrar o noktaya dönelim. Şimdi karetta karettalar. Tabii dünyada nesilleri tükenmek üzere olan canlılardı ama yeniden yavaş yavaş nesilleri sayıları çoğalmaya başladı. Mersin'de de karetta karetta üreme alanları Mersin'de çok fazla. Bunlardan biri de Davultepe sahili. Ama Davultepe sahilindeki kirlenme karettaları ciddi şekilde tehdit ediyor. Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri bu yılda karetta karettaları ağırlıyor. Mersin'de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları gecenin karanlığında sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar. Ancak bu yıl özellikle Davultepe sahilindeki plastik atıklar ve çöpler insanlık ayıbını gözler önüne seriyor. Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergen'e deniz kaplumbağalarının üremek için çıkışlara başladığını söyledi. Deniz kaplumbağaları üremek için çıkışlara başladı. Yuvaları koruma altına alıyoruz, tabelalar dikiyoruz. Kafeslerle köpeklere karşı koruma altına alıyoruz. Şu anda Davultepe kumsalında 73 tane yuva var. Çünkü bu alanda siz de gördünüz çok sayıda plastik atık var, ağlar var, iplikler var, plastik iplikler var. Çok sayıda plastik atık söz konusu. Bu plastik atıklar yavru çıkışları için çok büyük tehlike oluşturuyor şu anda. Sadece bunlar da değil, kumsalın neredeyse tamamı çöp içerisinde. Ve yavrular çıkarken çok büyük bir kısmını bunlara kurban etme olasılığımız söz konusu. Bunun dışında alanın kullanımıyla ilgili problemler bulunuyor. Girişten itibaren baktığımızda araçlar kumul alana kadar girmişler ki bu kumul alanın sıkışması anlamına geliyor. Dolayısıyla anacın çıkarken ve yuva yaparken problem yaşaması, yavrunun da çıkarken problem yaşaması anlamına geliyor. Dolayısıyla yavru yuvanın içerisinde sıkışıp bir şekilde yuvadan çıkamama problemiyle ve hayatını kaybetme sorunuyla karşı karşıya kalacak. Bu yıl bu alan o kadar kirli durumda ki şu anda her yerde çöp var ve çöpler bu canlılar için maalesef çok büyük sorun oluşturuyor. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle Davultepe kumsalı için. İleride mesela mucur döküldüğünü görürsünüz kumul alana. Hayvanın yumurtlayacağı alana mucur dökülünce ona yumurtlayacak yer kalmıyor. Dolayısıyla siz o alanı yok etmiş oluyorsunuz. Bu çok büyük katliam aslında. Yani ona şans tanımıyorsunuz. O alanı kendiniz için kullanıyorsunuz. Bu tarz olayların gerçekleşmemesi gerekiyor bu alanlarda. Özellikle tabiat parkı olan bu alanda gerçekleşmemesi gerekiyor. Çünkü adı üstünde burası bir tabiat parkı. Hayır, insanlar buradan yararlanmasın. Burası kaplumbağalara öyle bir şey söylemiyorum. Bunu yaparken uzlaşı içerisinde yapılabilir bu. Hem insanlar yararlansın buradan ama belli kurallar koyarak. Nedir? İşte aracını yolun yukarı tarafında tut. Duş kabinini yolun yukarı tarafında tut. Aşağıda işte şezlong ya da şemsiye kullanılacaksa yuvaların olmadığı yerlerde kullanın bunları. Mersin sahilleri özellikle Davultepe kumsalı için bunu söyleyebilirim. 5 tane üreme alanı var ve Mersin bununla gurur duymalı aslında. Neden? Mersin'in en önemli sembol canlılarından bir tanesidir bu. Deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağasının olduğu yere turist gider. Deniz kaplumbağası çıkışını izlemek için, yavru çıkışını izlemek için turist gider. Bu sizin için çok önemli bir pazarlama unsurudur. Ama siz bunları yok etmeye çalışırsanız ondan hiçbir yarar da sağlayamazsınız. Hem hayvanı koruyun hem bundan da kâra geçmeye çalışın. Turistik anlamda çok önemli bir öğe. Karizmatik canlı olarak adlandırılıyor tüm dünyada. Neden biz bu değerimizi kaybedelim? Toplamda Türkiye'de 22 tane üreme alanı var. 5 tanesi Mersin'de bulunuyor. Bu ne kadar büyük bir şans. Işıkları açarsanız, her taraftan ışıklar yayılırsa bu hayvanlar zaten gelemeyecek ki buraya. Gelemeyecek. Bu kadar plastiğin olduğu bir yerde hayvan yuvadan çıkacak, o plastikte can verecek.
Sağlıklı bir çevre için 18 bin çocuğumuza çevre bilinçlendirme eğitimi verdi. Çevre bilincini artırmak için siz de destek olun. Çocuklarımıza örnek olun. Zor değil, birazcık duyarlı olmamız yeterli. Efendim programa başlarken aktarmıştım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'lilerin artık şehit cenazelerine katılmaması için müsteşarları üzerinden gerekli talimatı verdiğini açıkladığı bir konuşma yaptı. CHP'liler artık şehit cenazelerinde protokole kabul edilmesin, protokol üyesi sayılmasın. Bu yönde bir açıklama yaptı. Neler söyledi bu konuya yönelik Sayın Bakan, bir izleyelim efendim. Sonrasında Akdeniz Gazetesi'nden Mehmet Selvi ile Sayın Bakan'ın bu açıklamasını, neden böyle bir açıklama yaptığını, Sayın Bakan'ın bu açıklamanın artılarını, eksilerini, nasıl okunması gerektiğini konuşacağız. Buyurun. Duyuyorum. Buldan'ın bazı iddiaları var. Öncelikle Ağrı Doğu Beyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 tane çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış 10 çocuk. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle altını çizerek söylüyorum, bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum. Bu işler öyle kolay değil. Orada Doğu ve Güneydoğu'da oyun düşüren HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin. Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur, fazla vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP'yle birlikte olsunlar, ister şularda birlikte olsunlar. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Valilere, evet, müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim. Bu kadar basit. Şunu açıklayalım. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır. PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkla beraber varsa cenazeyle beraber. Günlerce oluyor ya. Günlerce dedik ki terör örgütünü şımartmayın. Terör örgütü şımartmaya gelmez. Ve Türkiye terör örgütüyle beraber büyük mücadele yapıyor. Bize her türlü eleştirin. Bize her türlü eleştiriyi ortaya koyun. Buna hiçbir şey söylemeyiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır, en tabii hakkınızdır. Ekonomide iyileştirin, sağlıkta iyileştirin, güvenlikte iyileştirin. Ama terörle mücadelede asayişte iyileştirin, terörle mücadelede bizi iyileştirmeyin. Terörle mücadele başka bir şeydir. Terörle mücadelede
bizi de eleştirin ama karşı tarafa siz güç vermeyin, kuvvet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. Orada özellikle o köyde arkadaşlarımız sokağa çıkmaya ilan ettiler, valimiz ve gerekli bütün soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Gerek Doğu Beyazıt'ta, gerek Ağrı'da, gerek o köyde ve bu arkadaşımızın katilini bulacağız. Zaten bir şey söyleyeyim, elimizden bir şey kaçmıyor yani. Geçen gün evladımızı şehit ettiler. Ardından hemen Siirt'te, oradan Bitlis'ten Siirt'e geçtiler. Siirt'te hemen tepelerine bindik. Üç terörist arkadaşlarımızı etkisiz hale getirdiler. Bir tanesini de orada yaralı bir şekilde ele geçirdiler. Ve şimdi de bu sabah itibariyle Bitlis Sizan'da 10 kişilik bir terörist grubunu etkisiz hale getirdiler. 10 kişilik. Ve terörle mücadelede kararlılığımız da aynı şekilde devam etmektedir. Burada özellikle bu yapılanın kimsenin yanına kar kalmayacağını ve burada PKK'ya güç vermeye çalışanların da tekrar bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını bir kez daha ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Pervin Buldan'ın açıklamasının satır aralarını bir okursanız aslında bunların hangi zihniyette olacağını net bir şekilde görürsünüz. Buldan açıklamasında diyor ki, bakın, bu tür insanlara karşı böyle bir davranış, bu tür insanlar dediği kategorik olarak zihninde zaten ayırmış ve kategorik olarak ona kendi kafasında cezasını kesmiş. Yani onun bir kere bu tip bir cezalandırmayla cezalandırılmasını tasvip etmeyiz diyor. Başka nasıl cezalandıracaksınız? Siz kimsiniz de cezalandırıyorsunuz ya? Bu aymazlık ve bu şımarıklık bir hukuk devletinin içerisinde kimse tarafından kabul edilemez. Dünyanın hiçbir demokrasisinde kabul edilemez. Dünyanın merkezinde bu tip bir cevabı verenin, Brüksel'de bu tip bir cevabı vereni iki elini kelepçeyle hapse koydular. Dünyanın merkezinde. Bakın demokrasinin merkezi ve beşiği olarak nitelendirilen yerde yaptılar bunu. Hem de 21. asırda yaptılar. Hem de bu yıl yaptılar. Bakın bu yıl yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tür kategorik olarak ayırıyor. Kategorik olarak ayırdıktan sonra da sanki adam AK Parti'yi Allah rahmet eylesin desteklemekle başka bir fikre sahip olmakla başka bir türe bürünüyor. Ve bu türün cezalandırılması da böyle olmaz diyor. Kendi cezalandırma mantığı ortaya koyacak. Sadece bizim bu zihniyetle de bu terör anlayışıyla da mücadelemizin aslında ne kadar doğru ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu sıralarda Türkiye'de bu açıklama konuşuluyor değerli seyirciler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bu açıklama, CHP'ye yönelik yapmış olduğu bu açıklama konuşuyor. Sayın Bakan, CHP'liler artık şehit cenazelerine katılamayacak şeklinde bir söylemde bulundu. Ve bu konuya nasıl da bir açıklık getirdi? Az önce canlı yayında ulaştırdık sizlere. Mehmet Selvi ile Akdeniz Gazetesi'nden Mehmet Selvi ile konuşacağız. Mehmet, şimdi Sayın Bakan, sence önce bir hoş geldin, merhaba diyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Bakan Soylu böyle bir açıklamayı yapmaya sence neden gerek duydu? Bu açıklamanın etkileri nasıl olacak? Tepkiler nasıl karşılanmalı? Ya şimdi Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı ben çok fazla tasvip etmiyorum. Çünkü çift katmanlı toplum yaratmak yerine yeni bir seçim sonucunda yeni bir sürece girildi. Bu süreçte tüm Türkiye'yi kucaklayacak, tüm Türkiye'ye birleştirici güç olacak adımlar atılması lazım. Evet, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir seçim başarısı var. Bu konuda takdir etmek lazım. Halkın tercihlerine de saygı duymak lazım. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde HDP'yi desteklemesi
konusunda eğer terörü desteklediğini ima etmek çok fazla siyasi mantığa da, vicdani mantığa da sığdığını düşünmüyorum. Çünkü madem HDP'nin bir terör örgütünü temsil ettiğini düşünüyorsak eğer ve devletimiz de bu konuyla ilgili kapatın. HDP'yi kapatın. Siyaset yapmasına izin vermeyin. Eğer gerçekten de terör örgütünün temsilcisi olarak görüyorsanız, siyasi kanadı olarak görüyorsanız müsaade etmeyin. Ancak seçimlere girdiyse eğer, seçimlere sokuyorsanız ve mecliste de sandalye veriyorsanız, koltuk veriyorsanız bunun da siyasi olarak birilerinin birini desteklemesi kadar doğal bir şey görmüyorum. Ben her CHP'nin de bu kefeye konulmasında çok fazla akla mantığa uygun bulmuyorum açıkçası. Evet, doğru. Tabii bir hedef gösterme niteliği de taşıyor değil mi bu açıklama? Yani ben programa başlarken söyledim, dedim ki Sayın Bakan, yani bugün yarın bir terör olayı sonrasında bir şehit haberi Allah korusun gelmesi sonrasında Türkiye'nin farklı noktalarında CHP ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına saldırı olursa ve CHP'li olduğu bilinen kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olursa nasıl olacak? Yani kesinlikle bunu sonunu alamayız. Çünkü devletin başındaki bakanından milletvekiline kadar bu konularda aslında daha sağduyulu olmak lazım. Çünkü hem ülke olarak hem işte insanlar, vatandaş olarak çok kritik bir süreçteyiz. Terör evet yıllardır başımızın belası, yıllardır konuyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan bir sene öncesine kadar her gün şehit haberleriyle uyanıyorduk. Evet. Bu konuda taşın altına elini o gün koymayanlar bugün hedef göstermek durumunda kalıyorlar. Ve bu da maalesef bizleri de çok fazla tatmin etmiyor açıkçası. Anladım ki tabii geçmiş dönemde de açılım politikasıyla yapılan bazı yanlışlar da var. Bu yanlışlar konusunda da tabii bir öz eleştiride yani de bulunmak gerekiyor. Yani Ali abi, şimdi biz Türkiye'de maalesef teröristlerin Kandil'den davullarla, zurnalarla sınırlardan geçtiğine tanıklık ettik. Evet. Barzani'nin, şivanperverlerin Türkiye'de açılışlar yaptığına tanıklık olduk. Devlet büyükleriyle beraber. Yani şimdi o zaman terör örgütü değildi de bugün geldiğimiz noktada açılım sürecinin sonunda mı terör örgütü oldu? Yani o zaman da biz şehit veriyorduk. O zaman da askerlerimizi kurban ediyorduk. Annelerimiz ağlıyordu. Vatandaşlarımız üzülüyordu. Yani o dönem birlikte olanlar, kol kola olanlar, açılım sürecini birlikte devam ettirenler bugün maalesef seçimlerde HDP'ni destekleyen CHP'yi terör örgütünü destekleyen bir siyasi kanadıyla birlikte bir tutuluyor. Ya bu çok akla mantığa sığmıyor açıkçası. Evet. Yeni bir sürece girildi. Artık daha fazla birleştirici, daha fazla sağduyulu olacak mesajlar verilmesi lazım. Çünkü bu gerginliğin, yaşanılacak gerginliğin ve yaratılacak gerginliğin kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Artık yani ekonomik olarak geldiğimiz durum ortada. Orta Doğu'nun hali ortada. Dış güçlerin ülkemizde olan baskıları, şer oyunları yaptıkları ortada. Buna karşı hep beraber kenetlenmemiz gerekirken ayrışımcılık yapılması, ayrıştırılmamız çok fazla doğru değil. Düşünmüyorum evet, ben. Evet. Evet. Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkürler. Evet, Mehmet Selvi'ye de çok teşekkür ediyoruz Akdeniz Gazetesi'nden ve bakalım son saatlerde ve son dakikalarda yaşanan ve sizlere ulaştırabileceğimiz önemli bir gelişme olup olmadığına şöyle bir göz attıktan sonra değerli seyirciler ve gazete haberlerine geçelim. Gazete başlıklarına daha doğrusu, sonrasında programımızı da sona erdireceğiz.
Yerel gazetelerimize bakalım. İlk olarak bakacağımız gazete Haberci. Haberci gazetesi birinci sayfasında diyor ki CHP'de fatura kime kesilecek? Böyle bir başlık atıyor ve ayrıntısına geçelim. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 100 bini aşkın kişinin katılımıyla miting yaptığı Mersin'de CHP oylarını arttırsa da birinci parti olma hedefine ulaşamadı. CHP'de gözler genel merkeze çevrilirken Mersin'de faturanın kime kesileceği merak ediliyor CHP'de diyor Haberci gazetesi. Haberci'den geldiğimizde İMC'ye, İMC cadde esnafları, belediye bizleri mağdur etti diyor. Akıllı durak esnafı gerdi diyor İMC. Şöyle bir görselle habere yer veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı durak uygulamasına esnaflardan sert tepki geldi. Devasa büyüklüğüyle dükkanların önünü kapattığı iddia edilen, dükkanlarının önünü kapattığını iddia eden kuyumcu Ayhan Temurçi, bu durak biz esnafları mağdur ediyor. Akıllı durak ilk önce öteye konulmuştu. Bundan memnunduk. Ancak daha sonrasında durak dükkanımızın tam önünü kapatacak şekilde yerleştirildi. Bu da bizi mağdur ediyor açıklamasında bulunmuş. Akıllı durağın yerini tartışmaya açıyor İMC gazetesi. Akdeniz CHP'nin itirazına red başlığını atıyor. Yurt dışı oylarının eklenmesiyle 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için yapmış olduğu başvuru ilçe seçim kurullarınca reddedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Adil Aktay, seçim sonuçları üzerindeki gölgelerin kalkması ve milli iradenin aslına uygun olarak şekillendiğinin ortaya çıkması için Mersin'de de geçersiz oyların yeniden sayılması bir zorunluluktur. Bu amaçla hukuki ve demokratik mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz demiş. Güney gazetesi Mersin'in sorunları tartışıldı diyor. Mersin Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve önümüzdeki süreçte düzenli hale getirilmesi planlanan bir toplantıda ağırlıklı olarak lobi faaliyetleri, taşucu Seka Limanı, Mersin Lojistik Merkezi ve Mersin'deki turizm yatırımları konularında görüş alışverişinde bulundu. Mersin'in oda ve borsa başkanları diyor gazete ve bu toplantının ayrıntısına değiniyor Güney gazetesi. Yeni Güney gazetesi herkesin sesi olacağız başlığını atıyor. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ülke sorunlarına daha duyarlı yaklaşarak çözüm üreteceklerini ifade etti ve sadece çiftçinin değil herkesin sesi olacaklarını söyledi. Malum milletvekili olmadan önce Cengiz Gökçel Mersin Ziraat Odası Başkanı'ydı efendim. Ve geldiğimizde hakimiyete, hakimiyet CHP'nin itirazı reddedildi diyor. Geçersiz oyların sayılmasına yönelik CHP'nin itirazı reddedildi. Hakimiyet bu konunun ayrıntılarına yer veriyor. Hakimiyetten çıkıp Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova gazetesi de Mersin'deki oda ve borsa başkanlarının Mersin'in sorunlarını konuşmak üzere yapmış oldukları toplantının ayrıntılarına güçlü lobi faaliyete geçti başlığıyla yer veriyor Çukurova. Mersin gazetesi bir an önce başlanmalı başlığını atıyor. Akdeniz'de neden kentsel dönüşüm başlamadı? Kentsel dönüşümün bir an önce başlamasını isteyen vatandaşlar kaliteli ve sağlıklı bir çevreye bir an önce kavuşmak istiyoruz diye açıklamada bulunmuşlar. Ve bu konuda Mersin gazetesinde yer alıyor efendim. Mersin gazetesinden çıkarak yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirdik. Kısa bir ara, sonrasında beraberiz.
Sağlıklı bir çevre için 18 bin çocuğumuza çevre bilinçlendirme eğitimi verdi. Çevre bilincini artırmak için siz de destek olun. Çocuklarımıza örnek olun. Zor değil, birazcık duyarlı olmamız yeterli. intermersin.com sitemizde de Mersin'le ilgili bütün gelişmeler ayrıntılarıyla en yalın haliyle yer alıyor değerli seyirciler. Ve tabii bu site üzerinden İçer TV'nin sosyal medya hesaplarına, canlı yayınlarına, ayrıca Tepe Medya Grup radyolarının canlı yayınlarına ve sosyal medya hesaplarına da çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyelim. Spordan ekonomiye, aktualiteden magazine tüm haberler, bilgiler en yalın haliyle yer alıyor intermersin.com'da diyelim ve içer gündemini burada noktalayalım. Bizde kalın, hoşça kalın.